Serhan. Ben de yani eğer iki tarafında çok büyük vaatler verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle şimdi Aziz Yıldırım başkan adayı, Fenerbahçe başkan adayı Mourinho kozuyla geldi. Sayın Ali Koç güzel bir ekip yaptı. Önemli bir yönetim kurulu üyeleri var. Keza Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu üyeleri çok önemli isimlerden oluşuyor. Ben İsmail Hoca'nın önümüzdeki sene Fenerbahçe olacağını düşünmüyorum. Her iki teknik adamın da farklı bir teknik adam üzerinde durduklarını söyleyebiliriz. Ben İsmail Hoca'nın iyi işler yaptığını ama teknik adam olarak güzel işler yaptığını söyleyebilirim. Sonuna doğru biraz formsuz olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şöyle söyleyebiliriz. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin baskısını çok fazla yani şey yapamadığını, kendine düzeltemediğini, yani baskıyı çok fazla kaldıramadığını söyleyebilirim ben. Eğer bu baskıyı kaldırsaydı zaten şu an Fenerbahçe'nin farklı bir şekilde durumunu konuşabilirdik. Bu baskıdan demoralize olan bir İsmail Hoca var. Bu baskıdan yanlış kelimeler söyleyen bir İsmail Hoca var diyebiliriz. Oyuncuları konuşuyorsun, oyuncular böyle diyor, ben de böyle yaptım diyor. Okan Hoca işte şapkadan tavşan çıkardık dedi, ben ne yapıyorum diyor. O yüzden İsmail Hoca aslında güzel işler yaptı ama kendisi anlatmaya geldiği zaman kendini çok fazla ifade edemedi. Aslında kendini ifade edeceği yer yeşil zemindi. Ama o yeşil zemin dışına çıkabildi. O yüzden ben Fenerbahçe Galatasaray'ın o rekabetindeki baskıyı kaldıramayan İsmail Hoca'nın önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin başında olacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama İsmail Hoca kaliteli bir teknik adam, iyi bir insan. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. İyi bir şekilde tekrar Süper Lig'de bir takımın başında olacağını düşünüyorum. Peki buradan Beşiktaş'a teknik direktör konusuyla geçmiş olalım Serhan. Doğrudan senle devam edelim. Şimdi Jose Mourinho hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir teknik direktör. Az önce yaptığı açıklamayı da paylaştık izleyicilerimizle. Diyor ki saygısızlık olmaması adına şu anda teklifleri dinleme aşamasındayım. Dün de bu arada Kartal Yiğit buradaydı, konuğumuzdu. Sergen Yalçın ismi çok fazla konuşulmuyor. Beşiktaş'ta daha ziyade şu anda ya Nuri Şahin ya da Jose Mourinho olacakmış gibi bir tablo var dedi. Teknik direktör konusunda ne Şimdi dersin? Beşiktaş yönetimi Mourinho'yla, yani Aziz Yıldırım ilk Mourinho'yu çıkardı Evet. biliyorsunuz. Benim teknik direktör adayım Mourinho'dur ve bununla ilgili de girişimde bulunmuşumdur dedi. Bir anlamda o an Fenerbahçe'de Ali Koç'un bir hamle yapması gerekiyordu. Bir teknik adam hamlesi yapması gerekiyordu. O anlamda teknik adam hamlesi gelmedi ama diğer tarafta Beşiktaş'tan bir teknik adam hamlesi geldi. Onlar da Mourinho'yla temasa girdiklerini ve hatta görüştüklerini dile getirdiler. Bir anlamda Mourinho paylaşılamayan bir teknik adam haline geldi Türkiye'mizde. Mourinho tabii ki Türkiye'de bir takım çalıştıracak. Mutlaka ben çalıştıracağını Bir gün düşünüyorum. yolu Türkiye'ye düşecek. Düşecek, Ama ne düşecek. zaman? Ya herkesin yolu bir gün Türkiye'ye düşüyor. Önemli olan yolu düşenlerin yola çıktıkları takımlarda varlık gösterebilmesi çok önemli, çok değerli. O açıdan ben şunu söyleyebilirim. Nuri Şahin iyi bir teknik adam. Hemşerim Kırşehirli. Bundan dolayı da Nuri Şahin'in gelmesini isterim. Mourinho da olası bir adaylardan bir tanesi. Ama ben Sergen Yalçın'la devam etmelerini isterim. Neden? Çünkü Sergen Hoca'ya getirdikleri zaman yönetim kendisine gelen noktaların hepsini hocaya çevirmiş olacak. Yeni bir teknik adam getirdiği zaman Mourinho'ya kimse bir şey söylemez. Mourinho dünya cümle bir teknik adam. Yani Mourinho bunu kaldırabilir. Ama Nuri Hoca'yı getirdiğiniz zaman herhangi bir eksi durumda otomatikman okların hepsi yönetime gelir. Çünkü yönetim eğer okları kendisine ya da yapılan hataları kendisine çevirmek istemiyorsa daha önce başarılı olmuş, taraftarın sevgisini kazanmış, taraftarla bütünleşmiş teknik adamı getirmeleri normal, doğal olabilir. Mesela bu daha önce yıllardır Fatih Terim'le oldu. Fatih Terim başarısız olduğu dönemde bile herkes Fatih Terim'in bir ekolü, Fatih Terim'in Galatasaray'da yaptıklarını göz önüne alarak Fatih Terim'in arkasında durdu. Ama şunu da görebiliyoruz. Sergen Yalçın eğer gelirse Beşiktaş'ta nasıl bir yönetim modeli olacak? Bence yöneticiler bunu kendi içlerinde konuşuyorlardır. Çünkü daha önce Ahmet Nur Çebi yönetiminde de Sergen Yalçın'ın yeni döneminde bazı yöneticilerle sıkıntı yaşayabileceğini ve bazı yöneticilerin önünü kapatacağı yönünde sıkıntı oluştuğundan dolayı bir problem oluşmuştu. Hatta Evet. imza süreci biraz sıkıntıya girmişti. Şu anki geldiğimiz noktada da
Eğer Sergen Hoca gelirse nasıl bir yönetim modeli olacak ve nasıl çalışılacak? Bence şu an Beşiktaş yönetimi burada bir karamsarlık yaşıyor ya da burada bir kararsızlık yaşıyor. Yoksa aslında görünen köy kılavuz istemez. Sergen Yalçın'ı alırsın ya şampiyon olursun ya da istediğin takımı yapıp taraftarın gönlünü alırsın. Zaten bu iş tabii ki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon takımımızdır. Ama gönül verenler için daha kıymetlidir. Çünkü gönül verenler hem zamanlarını veriyor, hem aşklarını veriyor, hem paralarını veriyor, hem de bütün hayatlarını veriyor. O yüzden Sergen Yalçın'ı alırsa Beşiktaş yönetimi kafası rahat bir şekilde devam eder. Ama içerideki sorunları nasıl çözer? Burada problem işareti var. Ama Mourinho'yu alırsa herkes Beşiktaş'ı izler. Bütün dünyanın gözü Mourinho'da olur. Nuri Şahin'i alırsa Nuri Hoca'nın da ben iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama en ufak bir kötü senaryoda nasıl bir senaryo çizecekler o da çok benim için belirleyici olur. Peki. Vallahi Mourinho Türkiye'ye gelmez. Diyelim geldi. Beşiktaş'ı gelirse sana getireceğim. Uymaz da bence Fenerbahçe'nin yapısına hiç uygun bir teknik adam da değil yani. Mourinho'ysa Mourinho ne yapalım yani Mourinho diyor. Fenerbahçe'nin yapısına uygun bir teknik adam olmalı. Fenerbahçe Mourinho'yu oynattığı takımları aşağı yukarı hepsinden biliyoruz. Nasıl oynuyor? Roma ile Trabzon oynadığı için biliyorum. Roma Trabzon'a karşı bile bekleme oyunu yaptı ya. Ne yapacak Fenerbahçe bekleme oyunu mu oynayacak? Ha taraftar şunu dese ki bir yıl bekleme oyunu oynayalım. Abdullah Avcı Trabzonspor'u gibi. Karşılarına şampiyonluk gelecekse tamam. Garantisi var mı? Onun da garantisi yok. Fenerbahçeli her şeye rağmen bir kümülatif bir haz, hüzün toplamı bir terazi koysunlar. Fenerbahçe kaç maç? 38 maçta Avrupa maçları dahil 50-60 maçta en fazla 3-4 defa üzmüş taraftarını. Yani sen sevinç halen terazin çok baskın. Yani şampiyonluğu kaybediyorsun ama bir de anlık duygular var. Yani sen o günü yaşıyorsun. O gün yaşadığın gün hayatının en önemli günü. Senin yaşadığın gün geleceğin geçmişi aslında. Yaşadığımız gün geleceğin geçmişi. Sen yaşadığın günün tadını çıkar ki gelecekte geçmişten bahsedilirken aldığın hazlardan genel toplamına güzelliklerden bir şeyler katmış ol. Evet. Yani Fenerbahçeli taraftarlara şunu sormak lazım. 100 taraftarın 99'u muhtemelen eğer garantisi varsa tamam bu sene öyle olsun 10 senedir olamıyoruz. Ama birkaç tane tıkız oyundan sonra taraftar keyfi kaçar ya. Ben burada Trabzonspor neşesini kaybetti dedim diye Abdullah Avcı futboluyla yani. Bazı böyle saygı duymakta zorlanacağın tipler beni eleştirdiler. Niye neşesini kaybettik? Maç kazanıyor işte. Ya kardeşim maç kazanılır kaybedilir ama bu bir eğlence, oyun. Yani biraz eğlenme tarafına bakacaksın. Her hafta tıkız bir oyun. 1-0 kazan, 2-1 kazan, 1-1 bitir filan. Fenerbahçe buna ne kadar tahammül gösterebilecek? Beşiktaş cephesinde teknik direktör konusu. Ya Beşiktaş'ta geleceğini nedense hiç inanmadım. Aziz Yıldırım'ın 7'ye geliyorsa 5'te ben vereyim 12'yi alsınlar demesinden sonra hatta Fenerbahçe eski başkanının yani Beşiktaş başkanına yönelik çok da yakışık almayan ifadeleri de oldu. Burada tekrarlamak istemiyorum. Amacımız o değil. Ama Mourinho'nun çok gelebileceğini düşünmüyorum. O az önce sen de okudun Portekiz basınına yaptığı konuşmada Mourinho kime ne kadar kitleyebiliriz? Portekiz bankalarına kaç milyon avrolar en fazla nereden çekebilirizin derdinde. Bu saatten sonra Mourinho Arabistan'da Türkiye'de kariyer mi kovalayacak? Ne yapacak ya? Bütün kupaları var, para kazanmaya gelecek. Kim en çok verirse oraya gidecek. Bu kadar basit yani. O yüzden Mourinho'dan bir şey ummak kendi camialarının büyüklüğünü de birazcık göz ardı etmek anlamına geliyor ya. Çok söyleye geldim. Çok ciddiye alınmıyor. Belki yıllar sonra alınır. Buradan söylüyoruz. İstanbul'un üç büyüğünün ve Trabzon'un toplam enerjisi Avrupa'daki DM takımlarda yok. Biz bu enerjiyi yönetemiyoruz. Niye? Bizim için en kutsal şey şu Edirne'den Kars arasındaki şampiyonluk mücadelesi. Birbirimize bağıracağız. Tekne atlayıp gideceğiz. Evinin kapısında hakaretler edeceğiz. Ya da başka o bize edecek. Ya da yerde yatan adama tekme vuracağız. Ondan sonra onun posterini asacağız. Böyle bir kültürümüz var. Buna kültür denmez de. Yani lümpen kültürü diyesin geliyor. Lümpen bile değil. Lümpenin bile bir racyonu var. Bizde hiçbir şey yok. Ya yani o gelmiş, bu gelmiş. Bunlar çok önemli değil. Ben Beşiktaş olsam Serdar Topraktepe ile devam ederim. Bu kadar net. Çünkü sen önümüzdeki sezonda şu iki kadro bir de güçlenecek. Bu iki kadro bir de güç katacak kadrolarını, eksiklerini Galatasaray ile Fenerbahçe. Evet. Sen Beşiktaş'ın 19 yabancısı var. Ayrıyeten bu oyuncuları göndereceksin. Trabzon'da aynı. Nereden bakarsan sıkıntı yani.
Yani zaten bir de şu var. Mourinho'yu getirdiğinizden bir 50 milyon euro kafadan gidecek. 50 milyon euro gidecek. Ama şu da bir gerçek. Mourinho'yu çalıştırdığı takımlara gördüğümüz zaman lider özelliğine sahip. Yani oyuncu korkuyor. Yeri geldiğinizden medya korkuyor. Taraftar korkuyor. Ama adama saygı duyuyorlar. Çünkü adam işini yapıyor. Çünkü adamın apoletleri var. Mourinho dediğimiz zaman. Kazandığı kupalar var. Yani ve karizma da disiplin de çok arttı. Ya ben Mourinho'yu en iyi arkadaşı olan Fatih Terim'e çok fazla benzetiyorum. O disiplini, o saygı, kendine saygı duydurmayı çok iyi başarabilen teknik adamlar her zaman başarılı olmuştu benim için. O yüzden Mourinho da Fatih Terim de bunlardan bir tanesidir.